Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel kremalı, fesleğenli penne rigate makarna yapacağım. Öncelikle makarnalarımı haşlayacağım arkadaşlar. Yarım paketten yani 2-3 kişilik falan bir makarna çıkıyor. O yüzden tüm paketi kullanmayın. Kişi sayısınıza göre yapın. Daha sonra Knorr'un fesleğenli makarna sosunu yapacağım. Normalde bu tarifte krema yok. Çünkü fesleğenli makarna sosunun içinde sanıyorum ki krema vardır. Ama benim dün tatlıdan kalan yarım kremam olduğu için onu değerlendireceğim. Ve biraz krema katacağım. Biz bu Knorr'un makarna soslarını çok seviyoruz. Daha önce mantarlısını yaptık. Birçok çeşidini yaptık. Ve gerçekten çok güzel oluyor ve kurtarıcı oluyor. Şimdi makarnamızı haşlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar makarna sosum için 1 su bardağı artı 1 su bardağından 2 parmak eksik kadar su kullanılması gerekiyor. Ama ben biraz da krema ekleyeceğim için 1 bardak 1 su bardağı artı yarım bardak kadar falan bir su kullanacağım. Gerisini de kremayla tamamlayacağım. Suyumuzu ilave ettik. Sonra makarna sosumuzu da ilave ediyoruz. Bunu böyle kaynayana kadar yüksek ateşte pişirip kaynadıktan sonra altını kısıp 5 dakika daha kaynamasını bekleyeceğiz. Ben şimdi bu pişireceğim. Pişip biraz hafif soğuduktan sonra da o zaman kremamı ekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sosum kaynadı. Şimdi 100 mg kadar kremamı içine ekliyorum. Bunları birazcık pişirdikten sonra altını kapatacağım sosumun. Makarnamla haşlandıktan sonra ikisini birleştireceğim. Tuz ilavesi size bağlı olan bir şey arkadaşlar. Çünkü sosun içinde yeterli kadar tuz oranı oluyor. Ama eğer çok tuzlu yiyorsanız biraz tuz ekleyebilirsiniz. Ama çok normal tüketiyorsanız sosun içindeki tuz miktarı yeterli olacaktır. Şimdi bunu biraz pişirdikten sonra makarnamla birleştireceğim. Arkadaşlar sosun içinde tuz var dedik ama bu tuz bize yetmiyor. Biraz tuzu yediğimiz için. O yüzden biraz tuz ilave ediyorum. Çok fazla değil ama. Arkadaşlar suyumuz kaynadı. Şimdi makarnamızı ekliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bu paketteki makarnalar piştiklerinde o kadar çok büyüyorlar ki hani yeterli bir şekilde oluyor. Yani yarım paketini bile yapsanız 2-3 tabaklık makarna çıkıyor. Bir paketi çok gelebilir ama yine de siz bilirsiniz. Ben şimdi yarım paketini kullanacağım. Evet arkadaşlar makarnamın pişmesini bekleyeceğim. Dediğim gibi çok fazla pişirmeyeceğim. Hafif diri kalmasını istiyorum. Çünkü sosumla tekrardan pişireceğim. Arkadaşlar makarnam pişti. Görüyorsunuz boyutu 2 katına çıktı makarnanın. O yüzden şimdi makarnamı süzeceğim. Sosumla birleştireceğim. Özellikle böyle delikli makarnayı seçmemin sebebi ise şuydu arkadaşlar. Çünkü soslu bir makarna olacak. Yani o yüzden böyle sos içine daha iyi işler ve lezzeti daha iyi olur diye düşündüm. O yüzden denedim böyle. Arkadaşlar zeytinyağıyla sosumu da birazcık çevirdim. Şimdi makarnama ilave ediyorum. Sapları biraz soğuk. Arkadaşlar şu şekilde bunların da biraz bir taşın böyle kaynamasını istiyorum. İyice sosla makarna birbirine geçsin diye. Yalnız yaptığım hazır soslu makarna ama
Sanki o kadar büyük bir iş yapmışım gibi anlatıyorum ki. Olsun arkadaşlar. Ben de yeni girdim bu sektöre. O yüzden böyle her şeyi allandıra pullandıra anlatmak istiyorum. Mazur görün. Makarnamız arkadaşlar hazır. Üstünden dumanları çıkıyor ve gerçekten çok lezzetli olmuş. Ben yaptım diye söylemiyorum asla. Yani siz de yapsanız bu şekilde lezzetli olur. Çünkü sos gerçekten çok güzel bir sos. Knorr'un bu tavuk makarna sosları gerçekten çok lezzetli oluyor. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın.